Kameralar hazır mı arkadaşlar? Pekala. Evet, değerli basın mensupları, iyi mesailer. Haftanın son günü. Peşinen sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi haberler alacağımız bir hafta sonu olsun inşallah. Şehit haberleri almadığımız, barış türkülerinin söylendiği hem bölgemiz için hem dünyamız için günler diliyorum efendim. Değerli arkadaşlar, Mart 2011'de başlayan Suriye krizinde Türkiye'nin geldiği nokta kimi yanlışların, kimi vizyonsuz, öngörüsüz, Türk dış politikasının yılların birikimiyle oluşmuş geleneklerine, teamüllerine aykırı iş ve işlemlerden dolayı milletçe endişeli günler geçirdiğimiz bir süreç yaşıyoruz. O vakit iddia şu idi: 3 gün içinde Şam'a gireriz, Emevi Camii'nde namaz kılarız. Esat'ı, dostu Esat'ı bir dakikada, bir günde katil Esed'e çevirmişlerdi ve Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'yi daha çok sıkıntıya sokacak uzun sınırımızın sınır güvenliğinden kaynaklı olarak sorunlar yumağı başlatıldı. Ve çok kısa bir süre sonra da Sayın Erdoğan'ın Suriye düşüncelerinde, Suriye hayallerinde yaşanan hayal kırıklıklarından sonra kandırıldık, aldatıldık, yalnız bırakıldık mazeretleriyle Türkiye şimdi işin içinden çıkılmaz bir sürece maalesef evrildi. Sonuç ne oldu? Sonuç önemli. Yaklaşık 4 milyon Suriyeci, sığınmacı, geçici sığınmacı, koruma altındaki sığınmacı, adına ne derseniz deyin, başta İstanbul olmak, Gaziantep, Kilis, Hatay olmak üzere Türkiye'nin sokaklarını, meydanlarını doldurdu. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldık. Vatan topraklarını terör örgütlerine terk ve teslim ettik. Ve 40 milyar dolar para harcadık. Ve 1 milyonluk bir göç dalgası da kapıda. Ve bu 1 milyonluk göç dalgasının içinde 10 bini aşkın cihatçı terör örgütü mensupları da, farklı örgütlere mensup terör unsurları da 1 milyonluk göç dalgası içinde onların arasına karışmış, Türkiye'ye girme noktasında. Peki bu konuda hükümetin yaptığı iş ve işlemlerle ilgili başından beri 9 yıldır tutumuna baktığımızda burnunun doğrultusunda giden, kimseyi dinlemeyen, dünyaya caka satmak için her şeyi yapmayı göze almış bir yönetim ve anlayışla da karşı karşıyayız. Daha yeni Ekim 2019 tezkeresine biz evet dedik. Evet demekle birlikte, ki askerimiz oradaydı, gözetleme noktalarında askerlerimiz vardı, ki sınır güvenliğimiz tehdit altındaydı, bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi yapıcı bir anlayışla, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla bu tezkereye içerideki askerimizin canı yanmasın, burnu kanamasın diye evet derken kimi önerilerimizi sıraladık. 3 hassasiyetimize vurgu yaptık. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'daki hak ve menfaatleri bizim hassasiyetimizdir dedik. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti bölgede ve dünyada itibarı halel gelmesin. Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki itibarı bizim için hassas noktadır dedik. Ve üçüncü olarak da dedik ki orada bulunan Mehmetçiğimizin kılına zarar gelmesin, burnu kanamasın. Onun için biz bu tezkereye sizin geçmişte yaptığınız bütün yanlışlara rağmen evet diyoruz dedik. Bu esnada ve bu sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi el uzattı. Tezlerimize kulak verilmesi için çağrıda bulundu, ricada bulundu ve biz her şeye rağmen söz konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin itibarıysa, Mehmetçiğimizin burnunun kanamamasıysa ve
Orta Doğu'daki hak ve menfaatlerimize Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapıcı uyarılarımızı, tavsiye ve telkinlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Tezlerimizi en azından sizin aracılığınızla hükümete ve kamuoyuyla anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biz göya Türkiye sınırlarımıza yönelik terör tehdidini ve olası göç dalgasını önlemek için oraya gittik. Hükümetin Suriye'ye giderken meclisten istediği yetki bir anlamda buydu. Şimdi Suriye merkezi hükümetiyle adeta savaş hali içindeyiz. 2018'de Soçi'de masaya Rusya ile otururken Türkiye aslında masaya bir anlamda Suriye merkezi hükümetiyle de oturmuş idi. Yani Rusya Suriye merkezi hükümetinin garantörü olarak Soçi'de masadaydı. Ve o zaman Türkiye çok gerçekleşmesi mümkün olmayan, olabilirliği imkansız taahhütlerin altına imza attı. Ve biz dedik ki keşke bunu yapmasaydınız. Bunları yerine getirme şansınız yok. Bunlar yapılabilir şeyler değil. Bilim olarak, fen olarak, askeri olarak da yapılabilir şeyler değil. Yani bölgedeki ılımlı muhaliflerle cihatçı muhalifleri, terörist unsurları ayırmak öyle kolay iş değil. Bölgeyi silahsızlandırmak tek başına Türkiye için kolay iş değil. M4, M5 karayollarının güvenliğini sağlamak tek başına kolay iş değil. Bölgedeki ağır silahları Suriye'nin güneyine ya da batısına kaydırmak Türkiye için yapılabilecek bir iş değil. Bunlar bir ülkenin tek başına yapabileceği işler değil. Tek başına Suriye'nin de yapabileceği işler değil. Tek başına Rusya'nın ya da tek başına Amerika'nın da yapabileceği işler değil. Burada gereken mütabakat, işbirliği. Ama bu her şeyden önce İdlib Suriye toprağıdır. Türkiye Suriye'nin sınırıdır. İdlib Türkiye'nin sınırındadır. Bu yapılacaksa bunun en kolay yolu, en rahat geçişi sağlayacak, kanın dökülmeyecek, kimsenin burnunun kanamadan yapılabilmesinin yolu var idi. Çünkü Erdoğan da Allah var halen diyor ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne taraftarız. Ama şimdi Suriye merkez yönetimiyle karşılıklı savaş hali noktasına geliyorsun. Değerli arkadaşlar, Türk dış politikasını yılların bilgi, deneyim ve çizgisinden terk ettik. Pelikan'a, SETA'ya ve Mehdi bekleyen danışmanlara teslim ettik. Bu yanlışların temel kaynağı budur. Aslında biz Türk dış politikasını Recep Tayyip Erdoğan'ın macera perest ihtirasına teslim ettik. Yaşadıklarımız bundandır. Bunun altını peşine çizmek lazım. Şimdi Türkiye'nin güvenliği için değerli arkadaşlar, Suriye'de güvenli ortam lazım. Türkiye'nin güvenliğinden kastım biz bir Suriye merkez yönetiminden korkumuz anlayışı değildir. Türkiye ile Suriye arasındaki bu uzun sınırın güvenliği açısından buradan göçmen, sığınmacı ve terörist sızmasının önlenmesinin tek yolu Suriye'de güvenli ortamdır. Ve Suriye'de güvenli ortam içinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne rıza göstermek lazım. Ha Türkiye'nin tez olarak halen biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşıyız. Bunu böleceğiz, asacağız, keseceğiz iddiası yok. Söyleyemez zaten. Bunun olabilirliği yok. Ama yapılan bütün işler Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyici mahiyettedir. Burada Türkiye'nin şimdi oturup ciddi ciddi düşünmesi gereken konu aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmış olmasına rağmen Suriye için bir ateşkes kararı alamamış olmasıdır. Fransa'nın, Almanya'nın, bildiğim kadarıyla Amerika'nın, İngiltere'nin talebine rağmen Rusya'nın rezerviyle burada bir ateşkes kararının alınmamış olması yeni ve daha büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye buna göre diplomatik olarak yeni hamlelerini, yeni tezlerini masaya koyabilmeli. Şimdi hep söylüyoruz değerli arkadaşlar. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Suriye meselesi de yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın ürettiği ve beslediği bir mesele vardır. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin bir Suriye meselesi yoktur. Türkiye'nin Suriye merkez yönetimiyle bir meselesi yoktur. Erdoğan'ın emperyal güçlerin gazına gelerek
tahrik ve teşvikine gelerek ürettiği ve beslediği bir sorun vardır. Hep söyledik. Ben müteaddit defalar söyledim. Bu upuzun sınırın bir kısmını Rusya'yla, bir kısmını Amerika'yla birlikte koruyamayız. Bu sınırı korumanın yolu Suriye merkezi yönetimiyle işbirliği yaparak koruyabilmektir. Birazını Rusya ile korurum, birazını Amerika ile korurum dersen dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. Bunlar yapıcı uyarılardır değerli basın mensupları. Mehmetçiğimizin bir damla kanı akmasın diye yaptığımız uyarılardır. Biz savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir diyenlerdeniz. Yurtta barış, dünyada barış diyenlerdeniz. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hasmane bir tutum karşısında bağımsızlığımıza, ulusal egemenliğimize yönelik bir yan bakış karşısında 82 milyon savaşır şehit de oluruz. Ama böyle bir tablo yok. Böyle bir manzara yok. İdlib'de PKK, PYD, YPG yok. İdlib'de cihatçı, rejim karşıtı terör örgütleri var. Ve masum siviller var. Biz şimdi İdlib'de masum sivilleri cihatçı terör örgütlerinden mi koruyoruz? Masum sivilleri Suriye merkezi hükümetinin saldırısından mı koruyoruz? Şimdi yeni uluslararası ajanslara düşen bir bilgiyi paylaşayım. Rusya diyor ki İdlib'deki sivillerin Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden Suriye'nin güneyine geçişine oradaki Türk askerleri karışmasın. Yani anlıyorum ki bu taze bir bilgi. Muhtemelen İdlib'deki masum sivillerin bir kısmı gözünü Türkiye'ye o kargaşadan dolayı dikmişken bir kısmı da gözünü Şam'a, Halep'e, Suriye'ye gitmek üzere hazır bekliyor. Niye bekliyor? Can ve mal güvenliği kaygısıyla bekliyor. Şimdi bu masum sivillerin cihatçı teröristlerin tehdidinden dolayı İdlib'den ayrılmaları noktasında kuzeye gelenleri, güneye gidenleri kim engelliyor? Bu da bir belirsizlik olarak orta yerde duruyor. Şimdi Rus uçakları güya bir Suriye sınırımızın yarısını Rusya ile birlikte koruyor olacak idik. Rus uçakları bomba atıyor. Askerimiz şehit oluyor. Bu nasıl bir diplomasidir? Sabah Rusya ile ittifak, akşam itilaf mı olacağız? Böyle bir dünyada örneği yoktur. Bir ülkeyle sabahtan bir müttefikiz, akşam karşı karşıyayız. Ya da akşam müttefiki sabah uçağı benim askerimi bombalıyor. Bu Rusya ile diplomasi nasıl götürülmüş? İki ülke diplomasi olarak mı götürülmüş? Yoksa iki kafadarın, iki arkadaşın, iki diktatörün bir araya gelerek konuştuk, oturup konuşmaları ve akşam caymalarından oluşan bir diplomasi midir? Bunu da bilmek istiyoruz. Ve daha garip bir tabloyla gene karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Rusya'dan S-4'leri aldık. Şurada Ankara'nın burnunun dibine depoya koyduk. Şimdi şu garipliğe bakın. Şimdi Amerika'ya diyoruz ki Hatay'a konuşlandırmak üzere bana iki tane patriot ver. Bu Türk dış politikasının geldiği yer ve nokta bakımından garip bir noktadır. Bu bir paradokstur. Bu izaha muhtaçtır. İzaha muhtaç olmakla birlikte bunu izah edecek bir açıklamanın yapılabilmesinin şartları da yoktur. Burada Rusya'dan S-4 alıyorsun. Şurada diyorsun ki ben Rusya'nın Suriye'deki füzelerine karşı kendimi korumak için Patriot kullanacağım diyorsun. Bu da dış politikamızdaki tutarsızlığın vahim bir örneğidir. Ben şundan endişe ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtını sıvazlayıp Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme arzu ve projesine Türkiye'nin teslim olmasından, bu oyuna gelmesinden endişe ediyorum. Ve bunu da sizlerin aracılığınızla, kamuoyuyla paylaşıyorum. Ilımlı muhaliflerle radikal muhalifleri kim neye göre nasıl ayıracak? Bu konu hala açıklığa kavuşmamıştır. Ve bir şey daha. Eğer Türkiye İdlib'den yeni bir göç dalgasından
dolayı endişe ediyorsa ki ediyoruz hep beraber, hükümet de ediyor, biz de ediyoruz, değerli basın mensupları. İdlib'den sözde 1 milyona yakın sığınmacının Türkiye'ye yönelmemesinin yolu savaş değildir, diplomasidir. Siz orada bombaları patlatarak ya da bombaların patlatılmasına sebep olarak cihatçı örgütlerin bir kısmını koltuğunuzun altına alarak İdlib'den göçü önleyemezsiniz. Altını çiziyorum. İdlib'den göçü önlemenin yolu savaş değildir. Diplomasidir, temastır ve bölgedeki cihatçı terör unsurlarının bertaraf edilmesi, imha edilmesi için Suriye Merkezi Yönetimi ile işbirliği yapmak varken Suriye Merkezi Yönetimi ile çatışmayı da anlamak zordur, anlatmak da zordur. Güya Türkiye İdlib'deki cihatçı terör unsurlarıyla ayrılıkçı, bölücü her ne derseniz deyin, Türkiye için tehdit oluşturan terör unsurlarıyla temizlemek için oradayız. Ama ne yapıyoruz? Bunun yolu Suriye topraklarındaki Birleşmiş Milletler tarafından meşru görülen Suriye hükümetiyle işbirliği yapmak yerine çatışarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bir paradokstur değerli arkadaşlar. Bu şekilde göçmen sayısını artırırsınız ve bu vesileyle bunların içinden bunlara karışarak Türkiye'ye ben dedim biraz önce 10 bin cihatçı terörist gelecek, bu sayının 20 bin olmasına yol açarsınız. Şimdi geldiğimiz noktada daha önce yaptığımız 5 öneriyi tekrar hükümete samimi bir şekilde, yapıcı bir şekilde duyurmak istiyorum. Kulakları var duymuyorlar, gözleri var görmüyorlar. Bunun için bu 5 önerinin bence bu sorunu çözebilecek 5 öneriyi, 5 tezimizi samimi ve yapıcı bir şekilde önceliğimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'daki hak ve menfaatleri, Mehmetçiğimizin burnunun kanamaması ve Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki itibarının yüksek tutulması adına yapılması gerekenleri sıralıyorum. 1. İdlib'de gözlem misyonu sürdüren Mehmetçiğimizin can güvenliğini sağlamak için askeri ve diplomatik atılması gereken bütün adımları atınız. 2. Soçi yükümlülüğünüzü Eylül 2018 altına imza attığınız Soçi anlaşmasındaki Türkiye'nin üstlendiği yükümlülükleri revize ediniz. Bunu yapmaya mecbursunuz. Ve M4, M5 silahtan arınma, göç yerine güneye koridor, cihatçı unsurların tahliyesi gibi vaatlerinizi tek başınıza yapamayacağınızın dünyaca kabul edildiği, görüldüğü bir noktada siz şimdi güneye göçmek isteyen, güneye gitmek isteyen masum sivillerin geçişinin önüne de engel olmayın, bilakis onlara yardımcı olun. Ama Soçi yükümlülüğünü derhal Türkiye'nin oturup revize etmesi lazım. Suriye toprak bütünlüğünü tehdit eden rejim değişikliğine odaklanmak yerine cihatçı gruplarla ilişkiyi derhal kesin. Türkiye bölgedeki bütün cihatçı gruplarla ilişkiyi derhal kesmelidir. Ve bu noktada hem bölgesel hem uluslararası diplomasi kanallarını zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Teslim olmayın. Uluslararası diplomaside atağa geçin. Atak yapın. Pasif diplomasiyi terk edin. Aktif ve doğru dürüst diplomasi yapın. Ülkeler arası ilişkileri ahbap çavuş arkadaş ilişkisine çevirmeyin. Türkiye görüşecekse Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri görüşsün. Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu görüşsün. Ahbap çavuş ilişkileriyle oturup samimi pozlar vererek, spor kıyafetlerle medyanın karşısına çıkarak diplomasi götürülmez. Sığınmacı tehdidine karşı 3. Sığınmacı tehdidine karşı bu yükün bölüşülmesi noktasında Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği nezdinde girişimlere hemen başlayın. Türkiye yeni bir 1 milyona yakın göç dalgasını kaldıramaz. Hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Birliği hem ilgili ülkeler nezdinde süratli diplomatik ve insani koridorları temasları derhal başlatın.
5. İdlib Türkiye için ulusal güvenlik sorunudur. Ancak Türkiye Suriye toprağıdır. Bölgeyi silahsızlandırma çabaları ile eş zamanlı olarak Türkiye kararlılığını kalın çizgilerle vurgulamalıdır. Türkiye bu noktada pasif bir tutum alsın demiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bölgenin silahsızlanması noktasında diplomasiyi yürütürken kararlılığımızı da en üst seviyeden göstermemiz gerekir. Bunlar bizim hükümete 5 temel uyarımızdır. Bununla beraber şimdi aracılığınızla hükümete bir çağrı yapıyorum. Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Şanlı Türk Ordusu, kahraman Mehmetçiğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Bunu herkes böyle bilecek. Türk milletinin ordusudur. Bu noktada Türk milleti adına bir kurumsal olarak Cumhurbaşkanı'nın ordusu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derhal, mümkünse bu akşam, mümkün değilse yarın sabah, derhal hükümet en üst yetkilisi tarafından meclisi bir kapalı oturumda bilgilendirmelidir. Meclisin ordusunu böyle kafanıza göre kullanarak yanlış dış politikalarla orada şehitlerimizin şehit vermemize yol açmaya kimsenin hakkı yoktur. Sen caka satacaksın dünyaya diye ben şehit veremem kardeşim. Ben şehit veririm. Türkiye'nin bağımsızlığı için 82 milyonda şehit veririm. Ama sen caka satacaksın diye ben şehit vermek istemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı ordu bir neferinin saçının kılına zarar gelmesinden mesuldür Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burnunun kanamasından Türkiye Büyük Millet Meclisi mesuldür. Sorumlu olan, yetkili olan Cumhurbaşkanlığı makamı değildir. Anayasa bunu açıkça yazmıştır. Evet, bir başkomutanlık atfetmiştir anayasa ama Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir başkomutanlık yazmıştır. İşin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'da top sesleri duyulurken Mustafa Kemal Atatürk'ü, yani başkomutanı, bu meclis sorgulamıştır. Ayağına çağırmış ve sorgulamıştır. Hesap sormuştur. Şimdi sen Suriye konusunda kafana göre hükümetinin bile, kabinesinin bile yaptığı işten haberi yok. Bir kişi tek başına, yanında bir Milli Savunma Bakanı, bunu buraya yap, bunu buraya koy, şunu şuradan geçir, buradan bunu yap. Sen o bölgede 10 gün önceki şehidimizi helikopterle alamadın. Hava desteği sağlamadan askerimizi oralara konuşlandırmak yanlış diye biz 2 senedir söylüyoruz. 2 senedir söylüyoruz. Dolayısıyla aziz milletimizin de Suriye'deki gelişmeleri pür dikkat takip ederken hamaset, heyecan, ceryan, bunlar vardır ama bir sağduyu içerisinde takip etmesinde hepimizin fayda var. Altını çiziyorum. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Ordu senin ordun değil. Ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Ordu 82 milyondur. Ve bu ordunun riske girmesi gerekirse girer, tekrar söylüyorum, senin keyfine göre, kaprisine göre, cakana göre olacak iş değildir. Her hal ve şart altında 82 milyon Mehmetçiğimiz için dua etmektedir. Kalbimiz, gönlümüz, aklımız oradadır. Allah Mehmetçiğimizi korusun. Allah bölgede ve dünyada barışı egemen kılsın. Tekrar Erdoğan'ı sağduyuya davet ediyorum. Kaçkar Dağı'nın tepesine çıkmış hırsını Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesine indirmeye davet ediyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, buyurun. Ozan Ceyhun bildiğim kadarıyla Sayın Egemen Bağış'ın da yakın arkadaşıdır. Sayın Erdoğan Egemen Bağış Prag'da yalnızlık çekmesin diye hemen yakınındaki bir ülkeye Ozan Ceyhun'u büyükelçi olarak atamış.
İbrikçi başı diye bir fıkra hikaye vardır Osmanlı'dan kalma. Aklıma sadece bunu getirir. Bundan yetineyim. Büyükelçide böyle büyükelçiler, yandaş büyükelçiler, biat eden, biat yetmez, kendisine ibadet eden insanları, suçlu, şaibeli, hırsızlığı, tescilli insanları, ehliyet ve liyakattan yoksun insanları oraya buraya büyükelçi atarsanız Türkiye dünyada süratle yalnızlaşmaya devam eder. Dediğim gibi ama bu atamanın en bana akla getirdiği konu Egemen Bağış'ın Prag'da yalnızlık çekmemesi için komşu bir ülkeye kankasının atanmasıdır. Evet, buyurun. Ben mecliste bunu söyledim. Dediğiniz gibi arka kapı diplomasi diye bir realite var Türkiye'de. Bu bir gerçek. AK Parti'nin kimi yöneticilerinde bunun bir an önce yapılması gerektiğini söyledim. Ben bir adım daha ileri gittim. Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerin genel başkanları ile de bu konuda bir istişare yapmasını, görüş alışverişinde bulunmasını tavsiye ederim. Meclise bilgi ayrı. Ama meclisin derhal kapalı bir oturumda bilgilendirilmesi lazım. Bana sorarsanız yarın sabah bunun yapılması lazım. Meclis Başkanı'nı da buradan uyarmış olayım. Meclis Başkanımıza da bir hatırlatmada bulunmuş olayım. Yani tabii hiçbir milletvekilinin askeri Suriye'de değil. Hiçbir AK Parti üst düzey yöneticisinin askeri de Suriye'de değil. Belki CHP üst düzey yöneticisinin oğlu da Suriye'de asker değil. Ama yazık. Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir. Ben buna isyan ediyorum kardeşim. Bu kadar basit. Evet. Sesim size yükselmiyor, sakın yanlış anlamayın. Bazen oluyor böyle. Evet. Cemaatler gerçeği Türkiye Cumhuriyeti'nden çok önce, belki bin yıldır bir gerçek. Ama cemaatlerin siyasete bulaşması çok çok büyük bir yanlış. Siyasetin cemaatlere taviz vermesi çok çok daha büyük bir yanlış. Sayın Cemil Çiçek bu eskiden de vardı diyerek kendi Türkiye'nin yönetiminde sorumlu olduğu dönemi aklamak istiyorsa buna kimse itibar etmez. Sayın Cemil Çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Adalet Bakanı olarak FETÖ'nün devlete en yoğun sızma yaptığı dönemde önemli görevlerde bulunmuştur. Keşke o zaman daha dikkatli olabilseydi. Ben kendisini direkt şahsen itham etmem ama o da bu gelişmelere sessiz ve seyirci kalmıştır. Bunun mahcubiyetini, bu iş Osmanlı'dan beri var olan bir işti diye, bunun mahcubiyetinden kurtulamaz Sayın Cemil Çiçek diye düşünüyorum. Şimdi Berat Albayrak'ın yalanlarından biz bıktık. Yani La Fontaine'i aratmıyor bize, masallarından diyelim. Yani bu konuda Sayın Faik Öztürk ekonomiyle ilgili olarak saat 15'te genel merkezimizde kapsamlı bir açıklama yapacak. Ama Berat Albayrak'a ben şu kadar söyleyeyim. Büyüyen Türkiye'deki intihar rakamlarıdır. Kanatlanarak büyüyen çarşı pazardaki fiyatlardır. Büyüyen işsizliktir. Büyüyen bütçe açığıdır. Devletin borç yüküdür. Büyüyen AK Parti'nin faiz lobilerine yaptığı ödemelerdir. Büyüyen vatandaşların bankaya borcudur. Büyüyen icralardaki dosya sayısıdır. Büyüyen rüşvet borsalarıdır. Berat Albayrak herhalde Türkiye'de yaşamıyor ama söylüyorum kendisi La Fontaine'e taş çıkarır bu konuda. Ekonomiyle ilgili Faik Bey'i dinlerseniz yani izleyebilirseniz çok daha kapsamlı ve çarpıcı açıklamaları olacak bugün saat 15'te değerli arkadaşlar. Ben İdlib'le ilgili ve parlamentonun bir an önce toplanmasıyla ilgili çağrı için sizlerle buluştum. Başka soru yoksa teşekkür edelim, ayrılalım. Evet, çok teşekkürler. Kolay gelsin efendim. Şu suyu içelim. Evet, evet. Nasıl bu?